Aman da aman aman. Ben yerim bunu da ne sevimliymiş bu Melih Hanım'ı. Abi benim parmaklarım koptu çalmaktan. Ben içeride azıcık dinleneceğim. Lan bana bak. Bu bebek nereden çıktı lan? Ben doğurdum. Ne kadar benziyor değil mi bana? Maşallah tıpkı anası. Büyüsün anası gibi oppa olacak inşallah. Dalga geçme. Alırım seni ayağımın altına. Ya caminin önünde buldum be Pembe abla. Bırakmışlar. Lan bana mı? Niye peki bu çocuk sana babadır? E çünkü babası o. Halası da benim. Biraz karışık bir aile ama. Ne bileyim ben başka laf bilmiyor ki. Lan bana bak. Sakın bu sarı çocuk. Senin çocuğun olmasın kara çocuk. Vallahi olursa büyük bir başarıya imza atmış olurum herhalde Pembe abla. Kadınsız çocuk yapan ilk erkek ben olurum herhalde. Tarihe geçelim. Ulan ne bileyim biz senin dost hayatı yaşamadığını? Ne bileyim biz senin bunu dostunla bedalamadığını? Sen ne dersin be ana çüş? Kız hatırlasana. Dün gece meyhanede ne konuşurdu bu kara çocuk? He? Ya sabaha kadar uyutmaz o ya. Ya mamasını kim yedirecek? Çişini kim yaptıracak? Hayatta olmaz kardeşim. Bana ne ya? Kime verirsen ver. Haklısın be ana. Dün gece meyhanede bebekten bahsederdi bu. Belli ki dostuyla konuşurdu. Karı gel çocuğunu al derdi. Aa, bu kara çocuk istemez öyle değil mi kızım? Dur dersin bir ana. Hatta Ferhat telefonu kapatırken ben bu gece sana uğrayacağım dedi. Demek gidip bebeği aldı. Ya saçmalamayın ya. Ya bahsettiğim köpek yavrusuydu ya. İnsan aynı palavrayı iki kere yer mi lan? Kimden beni anladın bunu? Ya ne dediğin farkında mısın? Farkındayım. Durun yapmayın. Ya durmayın ya. Ya Sultan ya. Ya senin değil. Ya bu çocuk herhalde değilmiş işte. Kimin lan peki bu çocuk senin mi? Evet benimdir. Ver bakayım şunu. Duydunuz mu benimdir? Senin mi? Doğrudur çocuk benimdir. Ne diyorsun sen Muharrem? Boşuna kavga etmeyin. Lan Muharrem bu çocuk şimdi hakikaten senin mi? İnanmam lan. Peki kimden aydı söyle. Yağmurlu bir sabahın akşamıydı. Tek başıma yürürdüm. Birden bir dilber çıktı karşıma. Yağan yağmur o güzel dilberin elbiselerini üzerine yapıştırmıştı. Seksepeyliğini ortaya çıkartmıştı. Onu öyle görünce bir uşurdum. Ele canlandım. Birden gıcık tuttu. Aynen böyle Yunus gibi öksürmeye başladım. Hani gıcık tuttu ya. Hatta öyle şiddetli öksürdüm ki kaşım gözüm böyle oynamaya başladı. Bunu gören Dilber bana gel öksürüğünü geçireyim dedi. Evine gittik. İşte o gecenin meyvesi bu çocuk. Allah! Bitti lan sefare, bitti sefare. Vallahi bitti, yedi lan be. Nasıl anlatırsın beni ha? Ben seni yıllardır beklerim. Sen o sırada gelin karılarıyla çocuk doğur ha? Allah! Tabii ben eşeğe vurma. Yaptım seni. Lafı var lan, yalan söyledim be. Çocuk benim değil. Yalan söylesin. Neden yalan söylesin ha? Vur kızarak balina. Yalan. Tabii be. Ferhat'la kavga ederlerdi çocuk senin diye. Acıdım Ferhat'a çocuk benim diye yalan uydurdum be. Kalk Melekçe kalk. Elim öldü altında zaten. Kalk kız. Hadi yürü bir zarar demedi mi bu çocuk bu kara çocuklardır diye. Hadi yürü dedim sana kalk. Namussuz. Allah cezacını versin seni be. Ya Sultan. Ya bir dakika dur ya. Ya. Ya vallahi o çocuk benden değil ya. Baba. Ulan sen de baba deyip durma be. Ne babası? Bakana baba diyor. Ay başım anam. Kız ben sana demeyim mi? Demeyim mi bu Ferhat babası gibidir diye? Kızım bunların sülalesi durmaz ha. Ahan da durmadı. Doğru vermişsin be anam. Nasıl dinlememişim senin sözünü? Ay kafama tüküreyim evi. Kız. Bak. Babası da böyleydi. Bana romantik romantik şiirler yazardı. Baş harflerinde böyle bakardın adım çıkardı. Bir şiirleri okur ki o gider karıların peşini kovalardı. Bu aldatmakla kalmaz. Bir de çocuk yapar. Kim çocuk yapmış be? Kim olacak? Ferhat olacak o alçak. Vay alçak vay. Biz evlenecek bir karı bulamayız.
Elifçoğlu çocuk bile yapmış. Helal olsun vallahi. Büyük adam bu Ferhat, büyük adam. Dede, kötü kötü söyletme beni. Tamam, tamam, kızma, bir şaka yaptım. Bebeğim, bebeğim. Yine susmaz bu. Oynak bir şeyler mi çalsak? Yeter artık kın. Sabaha kadar çaldın, hiçbir şey çalamam. Yanlışın varsa düzeltin ama isterseniz bir çocuk parkına götürüp oynatalım. Susar belki. Lan daha yürümesini bilmeyen bebeği parka mı götüreceksin? Sivri lan. Allah cezanı versin be. Aa, Selim'e vurunca susuyor baba. Bak bak. Komiğine mi gitti bebeğim? Ya vurmayın da kardeşim. Dur bakın ev başına. Gel gel. Dur ya. Dur ya. Selim dur ya, gel ya. Yıldız. Ne olacak bu bebeğin hali? Karakola götürelim. Komiserim ne diyecek bakalım. Dandini dandini dastana, danalar gelmiş karakola. Merhaba komiserim. Bakın size kimi getirdim. Agucuk, gugucuk. Bu ne sevimli şeymiş böyle. Allah bağışlasın. Kimin bu bebek? Biz aynı soruyu size soracaktık. Kimin bu bebek? Dalga mı geçiyorsun be? Ne demek o? Ya şu demek komiserim. Biz de bebeğin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne demek kimin olduğunu bilmiyoruz? Vallahi Ferhat dün gece bu arkadaşı caminin önünde bulmuş. Caminin önünde mi bulmuş? Doğru komiserim. Caminin önünde buldum. Baktım etrafta kimseler yoktu. Belli ki biri bulsun diye bırakmışlar. Ben buldum. Hayda. Gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Bize mi soruyorsun ne yapacağımızı? Bulduk, aldık, karakola getirdik. Artık siz bakarsınız. Olur mu öyle şey canım? Yani bir çaresini bulacağız. Annesi babası bulunana kadar siz bakarsınız en iyisi mi? Ya bebek bakmak kolay mı sanıyorsun komiserim? Ne var bebek bakmanın? Ver bakayım şunu. Ver. Al. İşte böyle kucağınızda tutarsınız. Yeter be. O kadar da kolaydı. Kolay tabii. Bak işte böyle. Ne oluyor? Mahvoldum ben. Gitti üniforma. Tutun şunu be, tutun. Ver sen. Hakikaten de kolay bir çocuk. Susun be, gülmeyin. Çıkın dışarı. Şimdilik siz bakın, hadi bakayım. Hadi. Çıkın dışarı, gülmeyin dedim. Salih. Bir zabıt hazırla. Karakollara da haber ver bir çocuk bulunmuştur diye. Emredersiniz komutanım. Gülme Salih. Koş temiz bir gömlek getir bana, hadi. Baş üstüne komiserim, baş üstüne. Hadi.